salatu vesselamu ala Resulillah. 17. ayette kaldık. Kutilel insanu ma ekfera. Kahrolası insan nasıl nankör? Min eyyi şeyin halaka. Neden yaratıldı? Min nutfetin, bir nutfeden halakahu fakattarahu. Onu yarattı ve en güzel şekilde takdir etti. Sümme sebiyle yessera. Sonra yolu ona kolay kıldı. Hakikat yolunu. Sümme ematehu. Sonra onu öldürdü. Fe akbarah. Ve onu defnedilen, insan onurunu koruyan bir şey değil mi? Bütün kültürlerde çok nadir istisna, yakılıp denize küllere savrulma gibi basit birkaç tane uygulama dışında bütün dünya kültürlerinde, medeniyetlerinde cenaze gömülür mesela. Bu insan onurunu koruyan bir şey mesela. Sümme izâ şâe enşara. Sonra isterse onu yeniden diriltecek. Kelle lemme yakdi ma emra. Hayır. Hala emrettiği şeyleri yerine getiremediniz. Kutilel insanu duaun aleyhi. Ve hiye min eşna'i da'avatihim. Bu bedduadır ve Arapların en ağır beddualarındandır. Liennel katle kusara şedaidet dünya ve fadai'iha. Şeda, bu gayrimunsarif olmaz değil mi burada? Muzaaf olduğu için. لِيَنَّ الْقَتْلَ قُسَارَ شَدَائِدِ الدُّنْيَا وَفَضَائِعِهَا. Çünkü bu katil dediğimiz şey dünyanın en şiddetli ve en acı, en fadai, en feci belasının sınırıdır. Kusara. لِيَنَّ الْقَتْلَ قُسَارَ شَدَائِدِ الدُّنْيَا وَفَضَائِعِهَا. Çünkü katil dediğimiz şey en şiddetli ve en feci olanın son sınırını ifade eder. وَمَا أَكْفَرَ تَعْجِبُهُ مِنْ اِفْرَاتِهِ فِي كُفْرَانِ نِعْمَةِ اللّٰهِ. Taaccubun mu? Ha? تَعْجُبُنْ مِنْ اِفْرَاتِهِ فِي كُفْرَانِ نِعْمَةِ اللّٰهِ. Onların nimeti küfran konusundaki aşırılıklarına taaccüptür. وَلَا تُرَى اُسْلُوبًا اَغْلَظَ مِنْهُ. Bundan daha şiddetli bir üslup göremezsin. وَلَا اَخْشَنَ مَسَّنْ. Felaketi en kötü bir şekilde ortaya koyan bir üslup. وَلَا, yani en haşin bir şekilde diyelim yani. وَلَا اَدَلَّ عَلَى سَخَتٍ. Veyahut da bir musibete, belaya delalet etme açısından en delalet eden üsluptur bu. وَلَا أَبَعَدَ شَوْطًا فِي الْمَذَمَّةِ. Zemmetme konusundaki en uzun yoldur bu. Yani en belir, en fasih yoldur bu. مَعَ تَقَارُبِ طَرَفَيْهِ. Üstelik de cümle çok kısa olmasına rağmen yani. قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَا اَكْفَرَ مَا وَلَا اَجْمَعَ لِلَّائِمَةِ عَلَى قَصْرِ مَتْنِهِ. Ve bundan daha mücma'ını da göremezsin yani. Cevami'ül kelim diyoruz ya, bir levmedici için bu kadar metnin kısa olmasına rağmen bundan daha özlü sözünü göremezsiniz. Evet. ثُمَّ أَخَذَ فِي وَصْفِ حَالِهِ مِنْ اِبْتِدَاءِ حُدُوثِهِ. Sonra onun ilk defa ortaya çıkış dışından aldı, iptidai hudusinden aldı, onu vasfetmeye başladı. اِلَا اَنْ اِنْتَهَا وَمَا هُوَ مَغْمُورٌ فِيهِ مِنْ اُسُولِ النِّعَمِ وَفُرُوعِهَا. Ve nihayetinde, yani en başından alarak, اِلَا اَنْ اِنْتَهَا وَمَا هُوَ مَغْمُورٌ فِيهِ, kendisine ihnadi مِنْ اُسُولِ النِّعَمِ وَفُرُوعِهَا. O nimetlerin asılları ve ferleri, asli ve tali nimetleri, ihsan edilmiş olan nimetlere kadar, yani ilk ortaya çıkışından ihsan edilmiş olan nimetlerin asılları ve ferlerini serdedene kadar bir geçmişe götürdü işi. وَمَا هُوَ غَارِزٌ ف۪يهِ رَأْسَهُ مِنَ الْكُفْرَانِ وَالْغَمْدِ. Evet. Bundan daha غَارِزٌ ف۪يهِ رَأْسَهُ, bu bir kinaye arkadaşlar. Yani fil inhimâki
fi şey'i ve zihabi amma aleyhi. Bir şeyde bir şeye kendini kaptırmak demek yani. İnhimaki fi şey gamizun fihi ra'sehu. Yani garizun fihi ra'sehu. Garizun ra'sehu bir şeye baş koymak yani. Bir şeye kendini kaptırmak. Evet. Ve ma huwa garizun fihi ra'sehu min el-küfrani ve'l-gamdi. O da küfran, yani körlük anlamında. Ve kılletil iltifati ila ma yetekallabu fihi ve ila ma yecbu aleyhi min el-kıyami bi'ş-şükri. Ve işte bu nankörlük konusunda nankörlüğe kendini kaptırması ve Allah'a yaklaştıracak şeylerden çok az iltifat etmesi o şeylere ve kendisine gerekli olan kıyam ve şüküre yönelmemesi, kendisi için gerekli olan. Evet. Min eyyi şeyin halaka, min eyyi şeyin hakirin mehinin halakahu. ثُمَّ بَيَّنَ ذَٰلِكَ شَيْ بِقَوْلِهِ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَ فَهَيَّأَهُ لِمَا يَصْلَحُ لَهُ وَيَخْتَصُّ بِهِ. Onun için en uygun olan şeyi ne yaptı? Hazırladı ona. Evet. وَيَخْتَصُّ بِهِ. Ona ait olan, ona hususi olan, yani başkasında olmayan en uygun şeyi ona yarattı. Evet. وَنَحْوُهُ وَخَلَقَ كُلِّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. Her şeyi yarattı ve her şeyi de en güzel şekilde yarattı. En güzel şekilde takdir etti yani. Nasab-ı sebiyle bi izmari yessara. Yessara kelimesinin gizlenmesiyle sebil kelimesi nasb olmuştur. Ve fesserahu bi yessara. Yessara o kelimesi de onu tefsir etmiştir. Şimdi şu arkada bir ayete bakın. Sümmes sebiyle yessara. Bir sonraki yessara bu bir sebilenin öncesinde bir yessaranın gizli olmasını gösteriyor yani. Anlaşıldı mı? Bi izmari yessara yani. İzmar ala şerideti tefsiri yani tefsir edilmek üzere gizlenmesi bir fiilin. Yessara'yı gizliyorsun çünkü tefsir edilecek. Buna izmar ala şerideti tefsir deniyor. Vel ma'na mana şudur. Thümme sehhele sebilehu ve huve mahracuhu min batni ümmihi. Bunun yolunu kolaylaştırdı anne karnından çıkışını. اَوْ سَبِيلِ الَّذ۪ي يَخْتَارُ سُلُوكُهُ مِنْ طَرِيقِ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ بِاِقْتِدَارِهِ وَتَمْك۪ينِهِ. Sonra onun hayır ve şerri seçme imkanlarını kendisine vererek yolunu kolaylaştırdı. İkisine de kendisine verdi yani. Evet. كَقَوْلِهِ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّب۪يلَ. Biz onu yola hidayete erdirdik. وعن ابن عباس رضي الله عنهما بين له سبيل الخير والشر. Onun için ne yaptı? Hayır ve şer yolunu tebyin etti. فأقبره فجعله ذا قبر يوارى فيه تكريمة له. Yani gömüleceği bir kabir kıldı onun için, değil mi? Bak kabir bile Allah'ın bir nimeti lütfudur yani. Evet. ولم يجعله مطروحا على وجه الأرض. Onu böyle yeryüzünde cezran veya cizran, onu yeryüzünde terk edilmiş lisibâ'i ve tayri kesâiril hayvan, yırtıcı hayvanlar, yırtıcı kuşlara tarafından parçalanmış bir vaziyette, onuru zedelenecek bir halde yeryüzünde toprak üzerinde bırakmadı. Evet. Yukalu kabaral meyyite izâ defenehu. Kabural meyyite, meyyit defnedildi veya kubiral meyyitu. İzâ defenehu, defnedildiğinde ölü kabredildi denilir. Ve akbarahul meyyite, meyyiti gömdüler. İzâ emarahu en yıkbarahu ve mekkenehu minhu. Eğer akbarahul meyyite ölüyü gömdürdü, yani eğer gömülmeyi emredilmişse, gömülme emredilmişse ve buna mümkün kılınmışsa, yani ona bir gömülecek bir yer, mekan bırakmışsa, bu şekilde söylenir. Ve minhu kavlu men kâle lil haccac akbirina salihan. Mesela haccac insanları öldürüyor, asıyor icabında. O öldürülecek olanlar, idam edilecek olanların haccac'tan talepleri bu. Akbirina salihan. Yani beni düzgün bir vaziyette gömün. Yani gömülmeyi murad ediyor, istiyor yani. Bir mezar istiyor. İnsanoğlunun bu işte, yani insandaki ahiret inancının en önemli delili, estağfurullah,
Yani ahiret inancının en önemli delili, ahiret inancının insan içinde bir karşılığının olması. Bir sonsuzluk arzusu var bizde yani. Yani buradan gidiyorsun icabında ama bir kabrinin olmasını arzuluyor insan yani. Bir işaret bırakıyor burada. Çocuk yapma arzusu da böyledir yani. Çoğalma güdüsü. Yani insanın o kadına temayülünün arka planında o şehveti tetikleyen bir dürtü var. O da nedir? Ebediyet dürtüsü. Yani yeryüzünde kalma dürtüsü yani. Yok olmak korkusu. O yüzden o cehennemin alevleri bana yok olmaktan çok daha, daha doğrusu yok olma düşüncesi cehennemin alevlerinden çok daha hafif geliyor bana diyor. Şey çok daha korkunç geliyor diyor bana. Bir tane Hristiyan papaz, filozof. Enşerahu enşe enneş etel uhra. Onu yeniden bir kere daha diriltebilir. Ve kur'e neşerahu. Enşara okunduğu gibi neşara diye de okunmuş. Kella. Red'un lil insani amma hu aleyhi. İnsanın içinde bulunduğu durumu reddetmek için. Lemma yakti, lem yakti ba'd. Henüz yerine getirmedi. Ma tatavuliz zamani ve imtitadihi min ledun Adem ila hadihil gaye. İçinde bulunduğumuz, Hazreti Adem'den içinde bulunduğumuz döneme kadar, bu kadar uzun zaman geçmesine rağmen, ma emarahullahu hatta yakhruca an cemii evamirihi. Bütün evamirinin sorumluluğundan çıkacak şekilde Allah'ın emrettiklerini yerine hala getiremedi. Yani enne insanen lem yahlu min taksirin kattu. İnsan hiçbir şekilde bir kusurdan hali olamamıştır, olmayı başaramamıştır. فَلْيَنْزُرِ الْاِنْسَانُ اِلَى دَعَامِهِ İnsan yediğine bir baksın. اَنَّا سَبَبْنَا الْمَا اَصَبَّ O, biz o suyu nasıl akıttık? ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقَّ Biz o yeri nasıl yardık? فَاَنْبَتْنَا ف۪يهَا حَبَّ Biz orada o bitkiyi nasıl bitirdik? Taneyi. وَعِنَبًا وَقَثْبًا Üzüm bağlarını ve yoncaları ve zeytunen ve nakla hurma ve zeytin ağaçlarını ve hadaika gulbe sık ağaçlı bahçeleri ve fakiheten ve ebbe ve güzel meyveleri ve ebbe ebba kelimesini göreceğiz. Ebba kelimesinde bir şey var, baya bir mana anlam ihtilafı var. Ve fakiheten ve ebbe meyveler ve meralar. Meta'en lekum ve lana'alikum. Sizin ve hayvanlarınız için. O ebba kelimesinin manasının mera olduğunu oradan da anlıyoruz. Bak. Ve fakiyeten ve ebba fakiyeten meta'en lekum ve ebba de ve lana'alikum. Hani bu Arap belagatında, Arapça belagatta ne vardı? Leffu neşri mürettep var. Belagatta var ya leffi neşri mürettep. Bir de bunun tersi vardı mesela. Leffi neşri mürettep. Burada işte önce ikisini zikredip sonra ikisini tefsir ediyor yani. وَلَمَّا عَدَدَ النِّعَمَ ف۪ي نَفْسِهِ İnsanın kendi içindeki nimetlerini sayınca اَتْبَعَهُ ذِكْرَ النِّعَمَ ف۪ي مَا يَحْتَاجُ اِلَيْهِ Sonra kendisine ihtiyaç olan nimetleri bunun hemen arkasından sıraladı. فَقَالَ فَلْيَنْزُرِ الْاِنْسَانُ اِلَى دَعَامِهِ اِلَى مَدَعَمِهِ الَّذ۪ي يَعِيشُ بِهِ كَيْفَ دَبَّرْنَا اَمْرَهُ Biz nasıl tedbir etmişiz ama? Bir baktı mı insan? اَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ Yani الْغَيْثَ Biz nasıl yağdırdık o yağmuru? وَقُرْيَ بِالْكَسْرِ عَلَى الْاِسْتِئْنَافِ İstinaf olmak üzere kesreyle de okunmuş. وَبِالْفَتْحِ عَلَى الْبَدَلِ مِنَ الدَّعَامِ Yani فَلْيَنْزُرِ الْاِنْسَانِ اِلَى دَعَامِهِ Yemeğine baksın ondan bedel. Yemeğinden bedel, yani bütün yemeklerin kaynağı olan gökten inen yağmura baksın. Bedel olmuş olur. Evet. Bakara Hüseyin bin Ali radıyallahu anhüme enna sababna. Bak bu enne, ismi nasb, haberin refeden enneye bir mütekellim, nefsi mütekellim mal gayr elifi dahil olmuş enna değil. Yani ismi, hayır. Enna fiil muzari nasbeden enna. Cezmeden. Fiil muzari cezmeden enna. Yani zaman bildiren, mekan bildiren, zarf anlamındaki enna. Evet. Enna sababna nasıl akıttık?
bil imalete ala ma'ne, imale ile o zaman mana şöyle olur. Felyanzurul insani key sabab nelme. Keyfe manasında kendine yani. Biz bu suyu nasıl akıttık? Ve şakakna min şakkil ardi bin nebati. Nebatatla yerin yarılması. Ve yecüz en yeküne min şakkıha bil kirabi alel bakari. Mesela inekler için tarlalarda tırmıklarla hark açılmasına da delalet edebilir. Bu da caizdir yani. Biz yeri nasıl yardık derken tarlaları harmanlamak yani. Toprağı ters çevirmek. Bu sayede toprak ne yapıyor? Nefes alıyor ve verimliliği artıyor. Toprağı nadaslamak yani. Bu esnede şakka ile nefsihi. Şakka o yanlış, onu düzeltin. O yarma işini kendine nispet etti. İsnadel fiili ile sebebi, fiili sebebe isnat etmek için. Hani şimdi ikinci yoruma göre tarlayı işte nadaslamayı nasıl olur? Tarlayı nadaslama anlamına geliyorsa bu. O zaman şakak ne diyor? Biz niye yaptık diyor. Çünkü müsebbibül esbab olan kendisidir. Yani sebeplerin sebebi, en sebebi odur. O yüzden kendine nispet etti. Sebebe nispet etme anlamında yani. وَالْحَبُّ كُلُّ مَا حَسُدَ مِنْ نَحْوِ الْحِنْدَةِ كُلُّ مَا حَسَدَ مِنْ نَحْوِ الْحِنْدَةِ وَالشَّعِيرِ Arpa ve buğdaydan hasat edilen her türlü şeye habbe denilir. وَغَيْرِهِمَا Ve bunun dışındaki. وَالْقَضْبُ الرَّطْبَةُ Yonca, gazb. وَالْمَقْضَابُ veya مِقْضَابُ اَرْضُهُ Mesela mikzab, yoncanın yeri. Sümmiye bi mastari gazabehu iza qata'ahu. Yani kesildiği zaman gazabehu'nun mastarıyla isimlendirilir. Yani biçildikten sonraki hali. Li'annehu yaghzabu marratan ba'dama. Çünkü defalarca kere biçilebilen bir şey bu yonca. Yoncanın özelliği o. O yüzden yonca yaşken hayvanlar yedi mi şişi ölüyor oluyor sonra. Yani yonca genelde çitle çevrilir etrafı. Yani yoncaya girmeye çalıştığı zaman hayvanı engellerler yaşken. Ve hadaika hulba yahtemul en yec'ale kulle hadikatin hulba'a. Her bahçenin hulba olma özelliği olabilir, mümkündür. Fe yuridu tekasifuha ve kesratu eşcariha ve izamuha, mesela büyüklüğünü, sık ağaçlı olmasını kastediyor. Ağaç kıymetli o bölgede tabii. Her yerde öyle de. Kema takulu hadikatun zahmetun, mesela sık bahçe. وَاَنْ يَجْعَلَ شَجَرُهَا غُلْبًا Mesela ağaçlarının sık olması anlamına da gelir. Yani اِذَامًا غِلَاظًا Mesela hem çok daha kesif hem de büyük. وَالْاَصْلُ فِي الْوَصْفِ بِالْغُلْبِ اَرْرِقَابُ Mesela aslında gulb kelimesinin asıl manası nedir? Boyundur. فَاسْتُعِيرَ قَالَ عُمَرِ اِبْنِ مَعَدِ كَرِمْ Sonra oradan istihare yapılmış yani. Normalde boyun anlamına geliyor yani. Yemşi biha, o yeryüzünde yürür. Gulbur rikabi, boyunu kalın olanlar. Ke ennehum, sanki bezlün küsine minel küheyli, böyle katran giydirilmiş develer gibi. Cilale, büyük ve katran giydirilmiş develer gibi gezerler. Evet. Vel ebbu. Evet. Ebbe nerede? Fefakiyeten ve ebbe. Evvel ebbu el mer'a li'ennehu ye'ubbu, o eb kelimesi mer'ayı ifade eder. Li'ennehu ye'ubbu, çünkü o ne yapar? Aslında eb kelimesinin anlamı öncü olmak, yani kök manası önde olmak demektir yani. İmamla aynı yani. Evet. Yani ye'ubbu ve yenteci'u, çünkü otlak yeri aramak için önden gidilir, aranır yani, öncüdür her zaman. Vel ebbu vel ummu ahavani, mesela ebbu ve aynı kardeştirler yani. Evet. Cizmuna Kaysun, bizim aslımız Kays kabilesidir. Ve necdun daruna, necde evimizdir. وَلَنَا الْأَبُّ Bizim bir orada mezrağımız, merağımız var. بِهِ وَالْمَكْرَعُ Ve su kaynaklarımız var. وَعَنْ اَبِي بَكِرِ الصِّدِّقِ رَضِيَ اللّٰهُ اَنَّ اُسُولَ عَنِ الْأَبِّ فَقَالَ Bu eb kelimesi sorulmuş kendisine Hazreti Ebu Bekir'e. Demiş ki, اَيُّ سَمَاءٍ تُضِلُّنِي وَاَيُّ اَرْضٍ تُقِلُّنِي Hangi sema beni gölgelendirir?
Hangi arz beni kabul eder, yürümeme müsaade eder? İza kultu fi kitabillahi ma la ilme li bihi. Hakkında bir şey bilmediğim konuda Allah'ın kitabı ile ilgili konuşursam yeryüzünde nasıl dolaşırım? Ma'an Ömer radıyallahu anh ennu qara hadi la yefekale kullu hada kad arafna. Bunun hepsini biz biliyorduk. Femel ebbu. Biliyorduk ebbin ne olduğunu. Thumma rafaza asan kanet bi yedihi. Elindeki asayı attı sonra. Ve kâle hâzâ le'amrullâhi ettekellufu. Bu yaptığınız diyor gereksiz yere zorlamadır, tekellüftür yani. Ve mâ aleyke ya İbn-i Ömer. Ey Ömer'in anasının oğlu. Ellâ tedri mel ebbu. Yani ebbu'nun ne olduğunu bilmeme senin üzerine bir sorumluluğu yok. Tamam. Thumme kâle ittebi'û mâ tebeyyene leküm min hâzâl kitâb. Ve mâ lâ fedauhu. Sizin için tebeyyün edilmiş olan şeylere tabi olun. Açık olmayan şeylere de bırakın yani. Peşini bırakın. Fein kulte. Eğer dersen ki fehâzâ yüşbuhu nehyi an tetebbü'i me'anil Kur'an vel bahti an müşkilâtihi. Eğer dersen ki ya bu Kur'an manalarını tetebbü etme, müşkil kelimeler üzerine işte çalışmayı engelleyen bir şeydir dersen kultu derim ki lem yüteb ilâ der ki buradan oraya gidilmez. ولكن القوم كانت اكبر همتهم اكبر همتهم عاكفه على العمل. Fakat o sahabe topluluğunun çoğunlukla himmeti hep amele meyilliydi. Bu çok enteresan bir şey. Yani Kur'an zaten masa başında anlaşılacak bir kitap değil. Kur'an harekete geçmiş, atağa kalkmış olan kişiye rehberlik edecek bir eser. Yani entelektüel bir faaliyet icra etmek için okunmaz. Rehberlik edinmek için, yani oradan düstur, yol işaretleri almak için okunur. Bak bu sahabe de böyle okuyordu. İlmi kifayet miktarı elde ediyorlardı. Yani amel edecek kadar, yaşayacak kadar, onu hayata geçirecek kadar bilgiye sahiptiler. Ondan sonra mücadele ediyorlardı. Ömürleri hep cihatta geçti. Bu da onun en önemli delilidir yani. Evet. Ve kânet teşâgülü bir şeyin minel ilmi la ya'melü bihi tekellüfen indehu. Yani amel etmeyecekleri bir şeyi bilmeyi tekellüf olarak görüyorlardı onu. Yani gereksiz. Tekellüf, zorlama, riyakarlık. Fe erâde ennel âyese mesûgatun fil imtinâni alel insâni bimad'amihi. Ayette çok açık bir şekilde bu ayet insan üzerindeki yeme içme nimetini hatırlatmayı ve istidâ-i şükrihi ve onu şükre davet etmeyi amaçlıyor yani. Tamam? Yani insanın Allah'ın vermiş olduğu yemek nimetini, minnetini ona hatırlatmak ve onun şükrünü onu davet etmek. Ayetin sevk ediliş gayesi bu. Vakat alime min fahvel ayeti ennel ebbe ba'zama enbetehu Allahu lil insani meta'an lehu ev li'in'amihi. Buradan anlaşılıyor ki bu eb kelimesi Allah Azze ve Celle'nin insanlar ve hayvanlar için yaratmış olduğu bazı nebatat demektir. فَعَلَيْكَ بِمَا هُوَ اَهَمَّ مِنَ النُّهُوذِ بِشُكْرِ لِلّٰهِ. Sana burada en önemli şey onun şükrünü yerine getirmek. عَلَى مَا تَبَيَّنَ لَكَ وَلَمْ يَشْكُرُ. Yani müşkil olmayan, sana açık olan yerlerde tabii. مِمَّا عَدَّدَ مِنْ نِعَمِهِ. Saymış olduğu nimetlerin içinden bunların şükrünü yerine getirmek. Sana düşen budur. وَلَا تَتَشَاغُلْ عَنْهُ بِطَلَبِ مَعْنَ الْأَبِّ وَلَا تَتَشَاغَلْ مِ وَلَا تَتَشَاغَلْ عَنْهُ بِطَلَبِ مَعْنَ الْأَبِّ وَمَعْرِفَةِ النَّبَاتِ الْخَاسِ الَّذِي هُوَ اِسْمٌ لَهُ. Yani burada sana düşen, yani sen eb kelimesinin manasını talep etmeye koyulma, bununla meşgul olma ve bu özellikle eb kelimesi nebatattan hangisine verilmiştir? Bunun peşine düşme. Evet. Vektefi bil ma'rifetil cemileti ila en yetebeyyene leke fi gayri hazel vakti. Sen bu güzel olan manaya iktifa et. Sana bu vakitte, yani bu zaman zarfı içerisinde sana tebeyyün etmiş olan manayla yetinmeye bak. Sümme vassan nâsi şuna, insanlara şunu vasiyet etti. Bi en yecru alâ hâde süneni fîmâ eşbe derken müşkilat-ı Kur'an.
Kur'an-ı Kerim'deki müşkil kelimeler meselesinde, yani müşkil mevzularda işte bu yolu, bu metodu benimsemelerini kendilerine tavsiye etti. فَاِذَا جَاءَتِ السَّاخَّةِ O sayha, feryat geldiği zaman يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ İnsan kardeşinden kaçacak. وَاُمِّهِ وَاَب۪ي Anasından, babasından. وَسَاحِبَتِهِ Karısından ve beni, çocuğundan. لِكُلِّ اِمْرِئِنْ مِنْهُمْ Çünkü onlardan her birisi için vardır يَوْمَيْدِنْ O gün شَأْنُنْ yuni Onu meşgul eden bir meşguliyet vardır. Vucuhun yevmeizin müsfira. O gün bir takım yüzler gülücük saçar, parlar. Zahiketun müstebşira. Müjde yüzlerinden okunur, gülüyordurlar. Vucuhun yevmeizin aleyha gabara. Onların bazılarının yüzünde de bir toz toprak vardır. Tarhaquha katara. Tarhaquha onları kaplar, kataratun bir karanlık kaplar. Ulaike humul keferatul fecerah. İşte bunlar facir ve kafirlerdir. Yukalu sakha li hadisihi. Bir yani sakha li hadisihi sözünü çığlıkla, yani söylemek için feryat etti, bağırdı. Mislu esakha lehu, ona feryat etti. Fevusifetin nefkatu bisakhati mecazen. Yani o sura üfleme hadisesini sakha feryat diye çığlık diye mecaz yapmış. Niye? لِأَنَّ النَّاسَ يَسُخُونَ لَهَا Çünkü insanlar zaten yani bir çığlık atar gibi üfler, değil mi? Çok şiddetli bir şeyi üflemen için şiddetli bir nefes vermen gerekir. Ondan dolayı mecaz yapılmış yani. يَفِرُّ مِنْهُمْ لِشْتِغَالِهِ بِمَا هُوَ مَدْفُعٌ اِلَيْهِ Kendisine yüklenmiş olan şeyle meşgul olduğundan dolayı kaçar. وَلَعِلْمِهِ اَنَّهُمْ لَا يَغْنُونَ عَنْهُ شَيْئًا Ve bilir ki ondan hiçbir şeyi ondan müstahni kılamayacaklar. O yüzden kaçar. وَبَدَى بِالْأَخِ Akla başladı. ثُمَّ بِالْأَبَوَيْنِ لِأَنَّهُمَا أَقْرَبُ مِنْهُ Çünkü onlar ona en yakındır. Kardeşle ve anne babayla başladı. ثُمَّ بِالسَّحَابَةِ Sahibeti sonra eşiyle وَالْبَنِينَ Çocuklarıyla لِأَنَّهُمْ أَقْرَبُوا أَحَبُّ Çünkü onlar ona daha yakın ve daha sevimlidir. كَأَنَّهُ قَالَ Sanki şöyle dedi. يَفِرُّ مِنْ أَخِيهِ بَلْ مِنْ أَبَوَيْهِ بَلْ مِنْ صَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ Yani sıralama tersten işliyor yani. Yani aslında en yakını çocuğudur yani. Anlaşıldı mı? وَقِيلَ يَفِرُّ مِنْهُمْ حَذَرًا مِنْ مُطَالَبَتِهِمْ تَبَعَاتِ Mesela onlardan bir şey, yani akıbetlerine bir şey talep edeceğinden dolayı onun korkusuyla kaçar yani. Yekulul ak mesela kardeş şöyle der. Lem tuvasini bi malike. Malınla bana destek olmadın. Vel ebevani mesela anne baba kassarta fi birrina. Bize iyilikte kusur ettin der mesela. Ve sahibe mesela eş der ki ed'amteni el harame ve fealte ve sanate. Bize haram yedirdin. Şunu yaptın, bunu yaptın. O. Vel benune Çocuklar da der ki lem tuallimna ve lem turşitna bizi öğretmedin, bizi irşad etmedin, doğru yola sevk etmedin. Ve kile evvelu men yefirru min ahihi Habil ve min ebeveyhi İbrahim ve min sahibetihi Nuh ve Lut ve min ibnihi Nuh. Evet, yunihi yekfihi fil ihtimami bihi. Kulli imrin minhum yevmeydin o gün her birisi için var şe'nün meşguliyet. Yunihi ona yetecek bir meşguliyet var yani. Evet, yekfihi fil ihtimam bi yani özen gösterilmesi için kendisine yetecek bir meşguliyeti var. Ve kurye yanihi yani yehummuhu yani yanihi ey yehummuhu onu ilgilendiriyor. Ancak kendisi ilgilendiriyor yani. Müsfiratun mudiyetun mütehelliletun mesela yüzü parlıyor. Min esfera subh mesela sabahın parlaması buradan geliyor. İza eza'e parlaması parladığı zaman. Ve an İbn Abbas radıyallahu anhüme min kıyamil leyli gece kıyamı ile ilgili İbn Abbas demiş ki lima yani bunun ve an İbn Abbas radıyallahu anhüme min kıyamil leyl bunun gece kıyamından kaynaklandığını söylemiş yani. Müsfiranın yüz parlamasının. Niye lima ruviye fil hadis kesurat salatuhu bil leyl ve hasune وجهه بالنهار
gece namazı çok olanın gündüz yüzü aydın olur. Ve anne zahak min âthâril vudu'i. Zahak da bunun parlayan şeyin abdest uzuvları olduğunu söylüyor. Bununla ilgili hadis var. Vekile şöyle de denildi. Neden yüzü parlar? Min tûli mâ ağberat fî sebilillah. Allah yolunda çok fazla toz toprak kaldırmasından dolayı. Evet. Gabara gubaru ya'luha. O toz ki toprak ki onu yüzünü örtüyor. Yani onu örtüyor. Gataratun sevadun kettuhan. Siyah duman gibi. Ve la tara evhaşe min içtima'il gabarati ve sevad. Yani toprakla siyahlığın toplanmasından, bir araya gelmesinden doğan vahşetin emsalini göremezsin hiçbir yerde. Yani bir toprak, toz toprakla siyahlık toplandı mı inanılmaz bir vahşet ortaya çıkar diyor. Filveç yüzde özellikle. Kema tara min vücuhi zenuc izâ agbarat. Zencilerin özellikle zaten siyah, bir de suratlarına toprak geldiği zaman, yani suratları kirli olduğu zaman, siyahi birinin suratının kirli olduğu zaman ki gibi diyor. Ve kenne Allah azze ve celle yecma'u ila sevadi vucuhihim el gabarat. Sanki Allah azze ve celle onların siyah suratlarını toprakla örtecek, toplayacak yani siyahlıkları, yüzlerindeki siyahlığı toprakla toplayacak, bir araya getirecek. Kema cema'ul fucur ile küffar, facir ve kafirleri bir araya topladığı gibi onların yüzlerindeki siyahlıkla o toz toprağı birleştirecek diyor. An Resulullah men kara'a sure Abese ve tevella ca'a yevmel kıyamet vucuhum zahikatun mustebşira. Hadis sahih değil. Hep zaten Salebi ve Vahidi'den almış. Abese suresinde bitirdik arkadaşlar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.